Malazgirt'ten Dumlupınar Meydan Muharebesi'ne kadar akıp giden zaman içinde birçok zafer ve fetih Ağustos ayı içinde gerçekleşmiş ve bu nedenle Ağustos tarihimizde zaferler ayı olarak yerini almıştır. Türk tarihi sayısız zaferlerle doludur. Bu zaferlerden birçoğu Ağustos ayında kazanılmış ve bunlar arasında özellikle 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılmış olan Malazgirt Meydan Muharebesi, Türk tarihi için olduğu kadar dünya tarihi bakımından da bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu zaferden sonra başlayan Türk fetihleri, Anadolu'nun ebedi vatan olmasını sağlamış, Bizans İmparatorluğu ise eski gücünü kaybetmiş ve yıkılışına kadar bir daha toparlanamamıştır. Malazgirt Savaşı dışında Ağustos ayında daha başka zaferler de kazanılmış, bunlar da Türk milletinin kaderini belirlemiştir. Örneğin Mustafa Kemal Paşa komutasında 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde edilen başarı, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhasıdır. Gerek Osmanlı öncesi Anadolu Türk tarihinde ve gerekse Osmanlılar döneminde Ağustos ayında zaferle sonuçlanan birçok fetih ve kuşatma vardır. Bu videomuzda Ağustos ayının büyük zaferlerine derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt Ovası'nda Bizans ordularına karşı kazandığı zaferden sonra Anadolu'ya giren Türk emirleri bu yarımadayı fethetmeye başladılar. Bu fetih sırasında elde edilen zaferlerin bir kısmı Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Örneğin Kılıç Arslan, Gümüştekin, Rıdvan, Belek ve Karaca kumandasındaki Türk ordusunun 1. Haçlı ordusuyla Merzifon'da yaptığı mücadele 5 Ağustos 1101'de Türklerin zaferiyle sonuçlanmıştır. Türk tarihinin Osmanlı döneminde ise Ağustos ayında elde edilmiş çok daha fazla zafer vardır. Örneğin Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık ve Mohaç gibi büyük savaşlar Ağustos ayında elde edilmiş önemli zaferlerdir. 20 Haziran 1389'da yapılmış olan 1. Kosova Savaşı'nın da 10 Ağustos 1389 tarihinde meydana geldiği ileri sürülmektedir. Osmanlı tarihindeki meydan muharebelerinin en büyüklerinden olan bu savaşlar, Osmanlı'yı yükselten zaferler olmuştur. Osmanlı hükümdarı 1. Murad'ın 20 Haziran veya 10 Ağustos 1389'da Sırp Kralı Lazar ve müttefiklerine karşı Kosova'da kazanmış olduğu ve tarihe 1. Kosova Savaşı olarak geçen bu zafer neticesinde Osmanlı Devleti Balkanlar'da kesin olarak yerleşmiş, Sırbistan, Türk hakimiyetine geçmiş ve bölgeye Türk ve İslam nüfusu yerleştirilerek Balkan hakimiyeti sağlamlaştırılmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile Tercan Bayburt arasındaki Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muharebesi de Ağustos zaferlerindendir ve 11 Ağustos 1473 tarihinde cereyan etmiştir. İki Türk devleti arasında yapılmış olan bu sefer, Fatih'in Osmanlı topraklarına saldıran Uzun Hasan'ı cezalandırmak istemesi sonucunda meydana gelmiştir. Bu savaştan önce Osmanlı Öncü Kuvvetlerinden Has Murat Paşa kumandasındaki 10 bin kişilik bir birliğin Tercan'da Fırat'ı geçerken Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey tarafından pusuya düşürülerek imha edilmesine rağmen Fatih seferden vazgeçmemiş ve Uzun Hasan'ın ordusuyla karşılaşmak üzere yola devam etmişti. Nihayet iki ordu Tercan Bayburt arasında Otluk Belediye anılan bir mevkide karşılaştı. Uzun Hasan'ın ordusunda Karakoyunlu kuvvetleri de vardı. Burada gün boyu devam eden muharebe Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Fatih Savaşı'nın ardından esir düşen Karakoyunlu beyleriyle Akkoyunları affetti. Ardından Şebin Karahisar üzerine yürüyerek burasını fethetti. Uzun Hasan bu sırada barış teklifinde bulununca Osmanlı hükümdarı bir daha topraklarına saldırmaması ve Şebin Karahisar'ın fethine karşı çıkmaması şartıyla bu sulh teklifini kabul etti. Böylece bu sefer sonunda Fırat'ın batısı kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçmiş oldu. Fatih bu seferle Anadolu birliğini sağlamak istemişti. Ağustos zaferlerinden biri de Yavuz Sultan Selim'in 23 Ağustos 1514'te Safevi hükümdarı Şah İsmail ile yaptığı Çaldıran Savaşı'dır. İran'da Şii inanışına dayalı Safevi devletini kuran Şah İsmail,
Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldırarak Azerbaycan, Irak'ı, Arap ve Irak'ı Acemi ele geçirdikten sonra Osmanlı ülkesine yönelmişti. Şah İsmail'in Anadolu'daki faaliyetlerini Trabzon valiliği sırasında yakından takip eden Şehzade Selim, tahta geçer geçmez Safevi meselesini kesin olarak çözmeye karar verdi. Anadolu'daki Şah İsmail taraftarlarını bastırdıktan sonra doğuya bir sefer düzenledi. İki ordu İran'ın batısındaki Hoy yakınlarında Çaldıran'da karşılaştı. Burada yapılan meydan savaşında Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Yavuz Sultan Selim savaştan sonra Tebriz'e hareket etti ve halka aman vererek 5 Eylül'de şehre girdi. Burada bir süre dinlendikten sonra payitahta dönmek üzere Kars ve Bayburt üzerinden geriye hareket etti. Dönüş sırasında Kemah, Maraş ve Elbistan kaleleri fethedildi. Daha sonra Osmanlı kuvvetlerinin başta Diyarbakır olmak üzere birçok Doğu Anadolu şehrini ele geçirmesiyle Selçuklulardan sonra bozulan Anadolu Birliği yeniden ve kalıcı bir biçimde sağlanmış oldu. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran'da elde ettiği zaferden 2 yıl sonra Mısır üzerine düzenlediği sefer sırasındaki Mercidabık Savaşı da Türk ordusunun Ağustos'ta elde ettiği zaferlerdendir. Memlük Sultanı Kansu Guri, İran'dan sonra sıranın kendilerine geleceğini düşünerek Safevilere ittifak yapmıştı. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim, İran üzerine yapacağı ikinci seferden vazgeçerek Memlüklüleri bertaraf etmek için Mısır üzerine sefere çıktı. Bu sırada Memlük Sultanı Kansu Guri de Selim'i tehdit etmek maksadıyla Halep'e kadar gelmiş ve yanında bulunan Şehzade Ahmet'in oğlu Kasım Çelebi'yi Osmanlı tahtının yegane varisi ilan etmişti. Yavuz da Haziran 1516'da İstanbul'dan hareket ederek Behisli, Gerger gibi kaleleri aldıktan sonra Memlük ordusunun bulunduğu Mercidabağ'a geldi. Burada 24 Ağustos 1516'daki savaşta Memlük ordusu bozguna uğratıldı. Sultan Kansu Guri savaş sırasında hayatını kaybetti. Bu savaştan sonra Suriye ve Filistin'deki Halep, Şam, Safet, Nablus, Kudüs, Aclun ve Gazze şehirleri Osmanlıların eline geçti. Mercidabık Savaşı'ndan kaçabilen bazı Memlük emirleri Kansu Guri'nin kardeşinin oğlu Tomanbay'ı Memlük Sultanı ilan etmişlerdi. Yavuz Mısır'a yürümeden evvel Tomanbay'a bir elçi göndererek adına para bastırıp hutbe okutması şartıyla Gazze'den öteye olan toprakları Memlüklülere bırakmak istediğini bildirdi. Ancak Tomanbay'ın bu teklifi kabul etmediği gibi yanındaki emirlerin teşvikiyle elçiyi öldürtmesi üzerine Sultan Selim süratle Mısır'a yürüdü ve Ridaniye'de yapılan savaşı da kazanarak 24 Ocak 1517'de Kahire'ye girdi. Böylece Mercidabık ve Ridaniye zaferleriyle Mısır'ın fethi tamamlanmış, Memlük Devleti'ne son verilmiş oldu. Ağustos ayında elde edilen Osmanlı zaferlerinden bir diğeri de Muhaç Meydan Muharebesi'dir. Kanuni Sultan Süleyman'ın 29 Ağustos 1526'da Haçlılara karşı kazandığı bu zaferden sonra Osmanlılar Macaristan'a hakim oldular. Muhaç zaferiyle müstakil Macar Krallığı yıkıldı. Bu zaferden sonra Macaristan içlerine akınlar düzenleyen Osmanlılar, Macaristan'ın başşehri Budin dahil Segedin ve diğer bazı şehirleri fethettiler. Ağustos ayı zaferleri ve bu ayda gerçekleşen fetihler 17. ve 18. yüzyıllarda da görülmektedir. Bozcaada 31 Ağustos 1657'de geri alınmış, Varat 27 Ağustos 1660'da fethedilmiş, 18 Ağustos 1669'da kuşatılmış olan Kandiye Kalesi 27 Eylül 1669'da teslim olmuştur. Vezir Kara Mustafa Paşa ile Kırım Hanı'nın 19 Temmuz 1678 tarihinde kuşattıkları Çehrin Kalesi 21 Ağustos'ta teslim alınmıştır. Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa Orta Macaristan'da Kaşa Kalesi'ni 15 Ağustos 1682'de fethetmiş, 1683 Viyana kuşatması 14 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı ordusu 12 Ağustos 1687'de Muhaç'ta bozguna uğramış, buna karşılık Kırım'da 14 Ağustos 1688'de Kamaniçe önünde zafer kazanmıştır. Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın şehit düştüğü Avusturya ile yapılan Salan-Kamen Meydan Savaşı'nın tarihi 19 Ağustos 1691'dir. Azak Kalesi 6 Ağustos 1696'da düşmüş, 2. Mustafa'nın Olaş Zaferi aynı yılın 27 Ağustos'unda kazanılmıştır. 3. Ahmet Devri'nde Belgrad'ın düşüşü de Ağustos ayındadır ve bu tarih 18 Ağustos 1717'dir. Yine 3. Ahmet döneminde doğuda Hemedan 31 Ağustos 1724'te
Tebriz ise 3 Ağustos 1725'te fethedilmiştir. Daha sonra Avusturyalılara karşı kazanılan Orsova zaferi 15 Ağustos 1738'de, Hotin zaferi ise 12 Ağustos 1769'da gerçekleştirilmiştir. Osmanlı'nın son yüzyıllarında da Ağustos'ta meydana gelen olaylar vardır, ancak Çanakkale Savaşları ile Türk Kurtuluş Savaşı sırasında elde edilen Ağustos zaferleri çok daha önemlidir. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında Türk ordusunun Çanakkale'de kazandığı zaferlerden Conkbayırı zaferi 10 Ağustos, Kireçtepe zaferi 15 Ağustos'ta gerçekleşmiş, yine aynı yıl Anafartılar'da da 9 ve 21 Ağustos tarihlerinde iki zafer kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz destanlarından birisi olan Sakarya Meydan Savaşı da 22 Ağustos 1921'de başlamış, 13 Eylül 1921'de sonuçlanmıştır. Türk tarihindeki Ağustos zaferlerinin en önemlisi ise 1922 yılının 30 Ağustos günü elde edilen Başkumandanlık Meydan Muharebesidir. Bu zaferden bir yıl önce 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Paşa, 1922 yılı Ağustos'unda Anadolu'yu işgal etmiş olan Yunanlılara karşı kesin zafere ulaşabilmek için hazırlıklarını tamamlayarak 26 Ağustos 1922 yılında taarruza başladı. Türk ordusunun taarruzunu engellemeye çalışan Yunanlılar 29 Ağustos'ta kuşatıldı ve bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın kumanda ettiği ordu 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da Yunan kuvvetlerinin büyük bir bölümünü imha etti. Mustafa Kemal Paşa'nın Dumlupınar'da elde ettiği bu zafer, Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak anıldığı gibi Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz olarak da adlandırılır. Bu zaferi kazanan Türk ordusu Mustafa Kemal'in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emri üzerine Yunan kuvvetlerini takibe başladılar. Yunanlılar geçtikleri yerleri yakıp yıkarak İzmir'e doğru çekildiler. Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girince Yunanlılar Anadolu'yu terk etmek zorunda kaldılar. Böylece Dumlupınar'da elde edilen zaferle Batı Anadolu Yunan kuvvetlerinden temizlendiği gibi ülkenin düşman işgalinden kurtuluşuna da adım adım yaklaşılmış oldu. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi Tarih iyi günler diler.